Türk sanat müziğinin usta ismi Çetin Körükçü 75 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçı uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Körükçü'nün vefat haberini şarkıcı Umut Akyürek duyurdu. Akyürek paylaşımında Türk müziği bir ustayı daha kaybetti. Canım Çetin Körükçü hocam ahirete göç etmiş. Çok üzgünüm. Camiamıza ve eşi Nesrin Körükçü ablama sabırlar diliyorum ifadelerini kullandı. Peki Çetin Körükçü kimdir? 11 Kasım 1948'de Gaziantep'te dünyaya geldi. İlkokulu Gaziantep'te okuduktan sonra İstanbul'da Vefa Lisesi'ni bitirdi. Daha sonra 1969'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne girdi. Tabii bu sırada lise yıllarında başlayan müzik çalışmalarına devam etti. İlk ciddi müzik çalışması ise 1969'da Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Emin Ongan'la başladı ve 2 yıl kadar sürdü. Daha sonra 2 yıl Nazmi Atlığı'dan özel ders aldı. 1970 yılından itibaren İleri Türk Müziği Konservatuarı Derneği'nde Doktor Teoman Önaldı ile çalışmaya başladı. 1974 yılında Önaldı'nın görev gereği ayrılmasından sonra koronun yönetimini devraldı. Koronun TRT İstanbul Radyosu'nda yaptığı programları ve bütün konserlerini yöneterek bugüne kadar yaklaşık 150 performans sergiledi. 1969 yılında Hafta Sonu Gazetesi'nin açtığı yarışmada derece aldı ve ilk planı yaptı. 1974 yılına kadar 23 adet 45'lik devirli plak ve bir long play çıkardı. 1976 yılında Türk müziği tarihinde ilk konservatuar olan ve bugün İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlı bulunan Türk Müziği Devlet Konservatuarı kuruldu. Çetin Körükçü ideallerini gerçekleştirmek için bu konservatuara öğrenci olarak girdi. 1980 yılında mezun oldu. Açılan sınavda başarılı olarak okulda öğretim görevlisi olarak kaldı. 1985 yılından sonra 1976 yılında evlendiği Nesrin Körükçü ile düet yapmaya başladı. Birlikte yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser verdiler. ...1996 yılında Universal şirketinde aldığı bir teklifle Bir Şarkıdır Yaşamak adıyla bir CD serisi hazırladı. Yönetmen ve solist olarak görev aldığı bu seri, 400 eserin tespit edildiği 27 CD'den oluştu ve 3 yılda tamamlandı. Bu seri yurt dışında fuarlara katıldı. Harvard Üniversitesi'nce kaynak yayın kabul edildi. Konserler verdi, radyo televizyon programları yaptı, long play ve CD'ler çıkardı. 1999 yılında Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanat Kurulu üyeliğine getirildi. 2000-2002 yılları arasında Flash TV'de Bir Şarkıdır Yaşamak adlı bir Türk müziği programını her hafta canlı olarak eşi Nesrin Körükçü ile birlikte hazırlayıp sundu. Sanat Kurulu üyesi olarak da görev aldığı devlet korosundan 16 Nisan 2002'de emekliye ayrıldı. Bakırköy gazetesine verdiği röportajda şunları söylemişti usta sanatçı. Bir sanatçı olmak için çok çalışmak, yetenekli olmak ve şanslı olmak gerekiyor. Doğru yerde, doğru zamanda olmak gerekiyor. Ama ülkemizde maalesef torpil müessesesi var. Hak etmeyenlerin nasıl öne çıktığını görüyoruz. Bu sektördeki en güzel anım şüphesiz ki tabii ki devlet korosuna katıldığımda 835 kişi arasından kazanan 12 kişiden biri olmak. Biz de usta sanatçıya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.